Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 102 آيات أستعذ بالله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الله تعالى تيبتي كي أولار يعني يهودي لار سليمان عليه السلام نين ملك دا يعني سليمان عليه السلام نين زمان دا شيطان لار نين تلاوات قلدگان نستسيه إرگش كتلار وسليمان كافر بومده. Lekin şeytanları kafir buldular. İnsanları ya sehirde öğretirdiler. Ve Babur şehrinde Harut ve Marut'ke nazıl kılıngan nesleni öğretirdiler. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ve o bu iki tarihte hiç kim ya sehrini öğretmeydi. Hatta ki biz fakat yine fitnemiz, intihamımız kafir bumagin digimlerüge kadar. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Şunda hem insanlar, Yahudiler bu iki ferişteden erkek ve onun hatınının ortasını ecretedigen narsanı öğrenediler. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ. Ve onlar sihirgerler bu sihir bilen Allah'ın iznisiz bir artı adamge zarar verici emesler. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ve onlar özlerine zarar kıladigan ve menfaat vermeyen narsani öğrenediler. Ve laqad alimu lemen ishtarahu ma lahu fil ahireti min khalaq. Ve kasam ki hakikaten hem bildiler ki sihrini satıp algan kişiye ahirette hiç kendi nasibe yok. Ve le bi'se ma şara bihi enfusahum lau kanu ya'lamun. Eğer bilseler idi uzlariga sotib olgan narsalarining qanday yomon bo'lganligini. Suyuti aytibdilar tafsirda vattabau utifa ala nabaza. Ergashtiradi, ya'ni oldingi oyatga nabaza fariqum minallazina utul kitaba kitaballohi degan oyatga ma'tuf bo'lyapti. Allohning kitobini tashab olishdi va مَا تَتْلُوا اَيْتَلَتْ اَشْشَيَط۪ينُ şeytanlarının tılavat kıyan nesnesine iriyeş geçti. عَلَى اَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَنْ Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünün ahdı da, zamanı da. مِنَ السِّحْرِ اُنُمِدِ سِحْرِدِ وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيهِ şeytanlar bu sihir yazılıngan kitaplarını Süleyman Aleyhisselam'ın kürsüsünü teyge defin kılıp kömüp koygan idi. Lemme nuzi'a mülkuhu Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü tartıp alıngende evkânet testeriku sem'a ve tadummu ileyhe kezibe ve tulqihil erkehene feyudevvilunahu ve feşe zelik ve şa'a ennel cinne te'lemul gaybe fecem'a Süleyman el-kutubu ve defeneha. Evdi başka mesele güt yaptı. Süleyman'ın mülkü tartıp alın gendendir. Tuhmetki şarakılı yaptı. Süleyman Aleyhisselam'a katta tuhmet kılın gend. Yani ki o kişi
bütün mülkiyeti, bütün kerametleri üzükke bağlı iken, bir gün üzüğünü ayarlarına birerkenler de, keyin ketgan vaqtida shayton Sulaymon alayhissalomni suratida kelib, hali uzukni olar ekan, uzukni taqarganda Sulaymon alayhissalomni bütün mülklari unga o'tib qolar ekan. U podsho bo'lib qolar ekan. Keyin Sulaymon alayhissalom ko'chada qolib ketar ekanlar. Uzun qissalar bor, bu hammasi tuhmat, yolg'on. Yahudiylarning to'qigan qissalari. Ular Sulaymon alayhissalomni sehrgar deb ishonganlari uchun Sulaymon alayhissalomning bütün mo'jizalarini hammasini uzukka bog'lashadi. Uzukni ko'zimda ish qalasa, ish qilib turib suf desa, nimani xolasa paydo bo'ladi. Payg'ambarlikka yarashmaydigan narsa kim bu? Biz bilamizki, payg'ambarlar nimaiki qiladigan bo'lsa, Alloh qudrati bilan qiladi. Uzuk bilan qilmaydi-ku. Uzukka bog'liq bo'lishligi, uzukni bir odam olsa, Sulaymonni saltanati o'tib ketaversa. Bu qanday saltanat bu? Bu tuhmat, bu açık tuhmat. Sulaymon alayhissalomga nisbatan. İmamı Suyuti o'sha tuhmatga ishora qilyapti. Yani Jalol ayinda shunday yerlar kelganligi uchun ulamolar e'tiroz qiladi. Isroili rivoyatlar ko'p dedi. Bu qissani eshitgansizlar, qisqachani aytib berib, bir kuni Sulaymon alayhissalom g'usl qilmoqchi bo'libdi-da. Yani üzükke Allah'ta ismi yazıp yanı geçiyor. Hammam gel bu mekir mi yedikti de. Fatınıge bir ketikti. O ketikendeki şeytan Süleyman Aleyhisselam'ın surette gelip fatınıdan üzüydü surette fatına verikti. Ki yani şeytan üzüydü takıp barı sultanın beni Süleyman Aleyhisselam'ın kürsüsüge oturup attı. Ki hemen o yiğit atıktı. Bu şekilde başta bu patşamı. Sulaymon alayhissalom usul qilib kelib, ayoldan so'rasa, ayolasibki, sen kazzobsan, sen Sulaymon emassan, Sulaymon uzukni olib ketdi, dedi. Degandan keyin Sulaymon bilibdiki, bu endi imtihon, bir balo, endi qadarda bor ekan, peshonada bor ekan, mullalar to'qibdi buni, sabr qilishdan boshqa chora yo'q, keyin chiqib ketibdi. Ish oxtaribdi, qayerga ishga borsin, hech kimni qabul qilmabdi, sen soqoling bor ekan, dedi, sen musulmonsan, dedi. İşge almayımız seni dedi. Vahabi'yi o şey yapsan dedi. İşge alışmaktı. Namaz oku sana geldi işte. Ağrı Dengizli boyuna bağlıktı. Bağlaşçılar işge yaptı bu işini. Bağlaşçılar kendi işge yaptı bunu. Bağlaşçılar bizi işçi gereği nasıl? Ben avlayan bağlılarımızı içine seni tazalayacağım dedi. Ki Süleyman Aleyhisselam mecbur kabul kıttı. Başka işi yoktu. Tülem yok. Keyin shu tushgan bag'lida hammasini u kishi ichidan ichagini tozalar ekan. Oradan necha kunlar o'tibdi-da, bir kuni haligi shayton uzukni qo'yib uxlayotib turganda bir qush uzukni o'g'irlab ketibdi. Qimmatbaho uzuk ekan-da, yaldirar ekan, tovdirar ekan. Keyin uchib ketyapti turib, og'izlariga uzuk dengizga tushib ketibdi. Keyin uni bir balo yutibdi. Keyin baloni baliqchilar ishlab olibdi. To'g'ri. Yine başka bağlılar içinde tazalayıp durdu. O bağlılar hem karnını tazalası içinden üzüğü çıkıp kaptı. Ki üzüğünü tanıp darı attıp şimdi taklanırken takışırlar darı o taklı uçup gitti. Bütün saltanat uçup gitti. Bağlaşılara korku kesti. Ne böyle yaptı dedim. Ne bakıl yapsam dedim. Gerçisine tanımadılar. Ben başçaydım ben Süleyman adam. Bitti bağlaşılara keçirdim. Sonra dedi ki bunu adı maksadı yetipti. Karayın tohum attı. Peygamberde kendine karla varış yaptı. Yahudilerin kıssası hem de onlar gibi şimdi cahil olar. Kafir de. De ulamalarımız hem de ihtiyatkar buluşmak gerek. O para ki yenisi yazılıyor ama tefsiri ya. Kur'an'da tefsiri ya. Peygamberde tuhmat kılıp. Yani onun üstüge bu ayette esmede Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ın himaye kılıyor. Hani? Vama kefere Süleyman. Süleyman kafir bu geliyor. Sihir gelmezse dedi yaptı. Lekin Süleyman'da sihir yerine çıkaradığı kıssanı zikir kılıyordu ulamalarımız. Hani? Ayetke mutlaka zıt bugün tefsir geliyordu. Lemme nuzi'a mülkühü diyordu. Süleyman'ın mülkü tartıp alınken vaktinde şeytanlar o şey vakitten faydalanışır. Bir gün Süleyman kip kalışı mümkün beridir. Şunun için sihir tozda kitaplar diyoruz dedi de kürsüzün terge
ko'mib qo'ydik. Keyinchalik aytamizki, Sulaymonni qiyinchiliklar hammasi shu kitobdagi narsalar, kitobdan o'qib qolardi deymiz. Insonlarga sehrni targ'ib beramiz, deyishar ekanmish. Lekin bu qissa tuhmat, yolg'on narsa. Payg'ambarlarni xorlashdi, payg'ambarlarni masxara qilishdi, kufr. Rasululloh alayhissalomning mo'jizalari, karomatlari uzukka bog'liq emas edi. To'g'ri uzuklari bor edi. Lekin uzukka bog'liq emas edi u kishining mo'jizalari. Boshqa butun payg'ambarlardek, u kishining butun narsasi Allohga bog'liq edi. Alloh tarafidan bo'lardi har narsa. Endi ikkinchi qismga o'tyaptiki, yoki yana ba'zi vaqtlarga ko'ra كانت تسترق السمع وتظن إليه كذيبا وتلقيه إلى الكهنة شيطانlar osmonga chiqishib farishtalarning gapini eshitib o'g'lab olishardi dunyoga kelishardi o'tgan darslarda o'tgan kitoblarda o'qitardi yana o'zining yerida keladi batafsil ya'ni shaytonlar osmonga chiqib farishtalarning o'rtasidagi suhbatlarda eshitadi maxfiy holatda yashinib ki ularning gapini eshitib olib keladi unga panch yolg'onni qo'shib kohinlarga vasvasa qilishadi. Keyin kohinlar aytadiki, bizga ilhom keldi. Ilhomjon shunday deyapti. Lekin ilhomda naql qiladi buni. Fayudawidunahu balki u kohinlar buni yozardi buni. Ilhomdan keldi buni. Va fashazalika bu narsa tarqadi va sha'a kengaydi. Anna jinna ta'lamul g'ayba. Insonlar jin g'aybni bilar ekan deb tarqab ketdi bir narsa. Fa jama'a Sulaymon al-kutuba va dafanaha. Sulaymon alayhissalom shuning uchun o'sha kitoblarni sehrdo'zda yozilgan butun kitoblarni to'pladilar-da, ko'mib qo'ydilar. Falamma mata Sulaymon alayhissalom vafot qilganlarida dallat ash-shayatin 'alayha an-nasa. Shaytonlar hali ko'milingan kitoblarni insonlarga ko'rsatdi, fastahrajuha. Odamlar hali yerda kitoblar kitoblarni chiqarishdi, fa vajadu fiha sihra. Kitob ichida sehrlarni topishdi. Fa qalu innama malakakum bihaza. Shaytonlar aytdiki, Sulaymon sizlarga mana shu sehr bilan podsholik qilgan. Mo'jiza bilan emas, payg'ambarlik bilan emas deydi. Fa ta'allamuhu. Odamlar keyin bu sehrni o'rganishdi, sarafadu kutuba biyahim va payg'ambarlarning kitoblarini tark qilishdi. Ular payg'ambarlik payg'ambarga xos deyishar edi, faqat biz qilamiz bu mo'jizalarni deyishar edi. Biz ham qilsak bo'lar ekan, bu mo'jizalarni deyishib, hamma gap sehrda ekan deb sehrga kirib ketishdi. Qala ta'ala tabriyatan li Sulaymon va raddan ala al-yahud fi qawlihi unzur ila Muhammadin yazkuru Sulaymana fil anbiya. وَمَا كَنَ إِلَّا سَاحِرًا Şunda Allah Ta'ala Süleyman Aleyhisselam'ı pakilab ve Yahudilerinin menabuk sözlerini rad kılıp yani Yahudiler tabi ki Muhammed kariler Süleyman'da peygamberlerce de zikir kılı yaptı. Bu fakat ki de sihirgarıdı ki Muhammed kariler tanımasakken bilmesakken hata getir yaptı. Süleyman peygambermezse de sihirgarıdı işte. Şunada sözünü rad kılıp ve Süleyman Aleyhisselam'ı himaye kılıp Allah Ta'ala dedi ki وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ Sulaymon kofir bo'lmaganida ay lam ya'mal as-sihra. Sulaymon alayhissalom sehr qilgani yo'q, sehr amal qilgani yo'q. Li'annahu kufrun, chunki sehr kufrdir. Yahudiylar Sulaymon alayhissalomni sehrgar dedi. Alloh taolo aytibdiki, sehrgar emas, nima yapti? Kofir emas, deyapti. Demak, sehr qilgan odam kofir bo'lar ekan. Walakinna bit-tashdid va at-takhfif. Walakinna shadda bilan va xiffa bilan. Ya'ni valakin desa ham bo'ladi tahfif qilib, lakin desa ham bo'ladi shadda qilib. Ash-shayatin shaytonlar kafaru kofir bo'ldilar. Yu'allimuna an-nasa sihra insonlarga sehrni o'rgatadilar. Al-jumlatu halu min zamiri kafaru. Valakin ash-shayatin kafaru deya hum zamir bor shaytonga qaytadigan o'sha zamirdan hol bo'lyapti jumla. Ya'ni yu'allimuna deya hum zamir shaytonlarga qaytadi. An-nasu birinchi maf'ul as-sihr, ikkinchi maf'ul shu jumla o'zining fa'ili maf'ullari bilan jumlai fe'liya bo'lib hum zamirdan hol bo'lyapti. Ya'ni insonlarga sehrni o'rgatadigan holatlarida shaytonlar kofir bo'ldi. Va yu'allimunahum ma unzila ala al-malakayni ay ulhimahu min as-sihr. Ya'ni ikkita farishtaga
sehirden ilham kılıngan, çürüngen narsanı örgeterdiler. Ve kureye bir kesri lami ve bu melekeyn lami keserlerine mi okuldu? Melikeyn. Melik bilsin padişah olaydı. Şimdi iki defa kavul var. Melekem deyiladı, melikem deyiladı. Elkeyneyn bi Babil. Eylül Hasan'ı Sibusay'ın Babil şehri deydiler. Beledun fi sevedil Irak. Bu Irak'taki, Irak mintakasdaki, diyardaki bir şehirdir. Harut ve Marut. Bedelun ev'atfü beyanil melekeyni. Harut ve Marut dikeles isim. İki perişte üçün atfü beyan ya ki bedel. Yani Harut ve Marut diyen isimdeki iki de perişteki. قال ابن عباس هما ساحران كان يعلمان السحر ابن عباس aytki bu ikalasi Halit va Marut sehrgar edi insonlarga sehr o'rgatardi deyapti bu zaif rivoyat va qila malakani unzila li ta'limihi ibtilal min Alloh lin nas yana ba'zi tafsirlarda aytilindiki Halit va Marut farishta edi Alloh tarafidan insonlarni imtihon qilishlik uchun sehrni o'rgatishlikka çürüldü bunlar. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ زَيْدَةٌ اَحَدٍ Ferişteler hiç kim yörgetmeydi hatta yakule ta ki etiyonuye kadar lehu şekşirge nushan nasihatıge halette اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ بَلِيَّةٌ مِنَ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ Biz Allah tarafında insanlar için biz bir imtihamımız fitnemiz لِيَمْتَحِنَهُمْ بِتَعْلِيمِهِ Şu sehirde uyanışlığı bilen Allah-u Teala ulardı imtihan kılıçlığı için. فَمَنْ تَعْلَمَهُ كَفَرَى Kiminki sehirde uyanışlığı kafir oldu وَمَنْ تَعْلَمَهُ فَهُوَ مُؤْمِنْ Kiminki sehirde terkse o mumundur. فَلَا تَكْفُرْ بِتَعْلُمِهِ Sehirde uyanışlığından kafir mu var ya dışarıdır. فَاِنْ اَبَا اِلَّا تَعْلِيمَ Eğer insan sehirde uyanışlıktan başkan sana da yüzü gülse yok illa uyanışlığı ise عَلَّمَهُنَّكِنْ فَرِشْتَلَا اُنْجَ sehirde uyanışlığı فَيَتَعْلَمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Ki insanlar bu ülkeler fariştelen erkeğinden hatının ortasına cetediyen nesane oraya önüşerdi. بِأَنْ يُبَغِضَ كُلَّنْ اِلَى الْاَخَرِ Yani er hatında her bittesini başkasıya bir düşman kılıp, nefret ve kılışıp ortasını düzeldi. وَمَا هُمْ اَيَسَحَرَتُوا بِضَارِينَ بِهِ اَيْ بِالسِّحْرِ Yani sehirgeler sehirden hiç kimse zarar vermedi. مِنْ زَيْدَتُنْ اَحَدِينَ مَنَا Ahadin yekiyen min zayidedir. Bilesinler, nefi siyakıda min zayide okuladı ama tehkidli bildirildi. Bera artası yediyen manada. İlle bi iznillahi, fakat Allah'ın izni bile halas. Bi iradetihi, yani Allah'ın iradesiyle. Ve yeteallemune ma yedurruhum fil ahirati, ve le yenfevhum. Ve ular ahirette uzlarına zarar kıladı yanlar sana. Ahiretke hasliyetle, lakin dünyada hem ahirette hem uzlarına zarar kıladı, ve le yenfevhum. Fayda kıymetli yanlar sana örgülediler. Ve huve es-sihru sihirdir. Yani fayda kıymetli yanlarsa. Ve lekad namu kasemin. Lekad da yulam kasem namıdır. Kasem ki hakikatten alimu bildiler. Eğer Yahudu yani Yahudiler. Lemem. Lam iptida. Lam iptida lamıdır. Yahudlar bildi ki elbette kimi ki. Yani lam iptidadır. Muallakatun lime kableha uzaldığın gerçe bağlıktır. Aman mevsuletun, manese mevsuledur. Kimi gidip, işterahu satıp aldı. İhtarahu, ihtiyar kıldı. Avistabdelahu, bi kitabillahi. Peki, sihirini Allah'ın kitabı gelmiştir, o aldı. Allah'ın kitabını verip, sihirde alış geldi. Mâ lehu fil ahireti min halâkin. Onge ahirette hiç kendi halâk nasibe yok. Ay nasibin fil cenneti. Cennette hiç kendi nasibe yok. Ve lebi ise mâ şey'en. Ve kendi hem yaman narsa buldu. Mâkari şey endi yaptı. Yaman narsa buldu. Şerav, da'u, satken narsalar. Bihi enfuzan uzlarını. Ey şerine. Uzlar satken halet. Ey hazzehe minir ahiret. Ahiretten buraya nasibesini satıp uzlarına ayan narsalar kendini yaman buldu. İn teallemuhu haysu evcebe lehumun nar. Yani sehirde uygulayışsa Allah-u Teala onlarına cehennemde vacip kıladı ve sehirde uyanışlıkları uğrarıya cehennemde vacip kıladı. لَوْكَنُوا يَعْلَمُونَ اَغَرْ بِلْسَلَرِيدَ حَقِّقَةٌ مَا يَسِرُونَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَزَابِ مَا تَعْلَمُهُ Yani ular azaptan kendi bir nesliye kayıtçılıklarının hakikatini bilseydi, kendi bir azapke bağışlarını bilselerdi,
Hulasi Hedur yanışmasıydı diyaptılar İmam-ı Suyuti. Kengirak tafsir kıladigan bosek Allah Teala diyaptı ki Yahudiler şeytanları yergeçip gittiler. Şeytanların tilavat kıladigan nesnesi yergeçip gittiler diyaptı. Ne yedi yaptı bunu Allah Teala? Ne yedi bu kısa birden ya bir yürüye geldi? Bunun hikmeti aldığı ayetlerine bağlı. Aldığı ayette Allah Teala dedi ki وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Yahudilerge, ularge Allah'ın huzurundan ular bilen birge bu yandasını tasdik kılucu Resul kegende kitap verilgen kişilerden bir taifesi Allah'ın kitabını birilerinin arkasıya teşe vardılar, ırgıt vardılar. Kuttu ular bilmeydiler dedi. Allah'ın kitabını teşevar yandan giyin, elbette Yusuf bir savan soruyordu. Ayet dedi ki, ular ne mevlen şuğullandı ki? İnsan kendidir kitabki amel kılış gerek ki. Bunu kendidir bir desturu buluştuk gerek, kendidir bir kanunu buluştuk gerek, doğru mu? Yahudiler Allah tarafından ki giyen desturlu, kanunlu kitap teşevar giyen bu sefer, ne mevlen amel kıldı ki diye savan geledi. Allah şu soruya cevap veriyordu ki وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينَ Ula şeytanlar tılavat kıladığın nasıl geri geçip geçişti. İnsan beribir nime gedir irgeçlik ki itaat kılıçlik ki harizelengen. İnsanın tabiyeti de var. O nime gedir irgeçlik gerek. Bana bizi zamanda cahil Müslümanlar bakarın. Peygamberimiz irgeçme geldiği, sahabeler irgeçme geldiği için kafirler yer geçiyordu, futbolcular ya, koşucular yer geçiyordu. Bunlar yok şaşkik hareket kılıyordu. Çünkü var da garizede. Ayetlerdi ki biz Muhammed Aleyhisselam ya ki yer geçmedik, sahabeler ya ki yer geçmedik mi? Ne için biz futbolcular ya, artistler ya ki koşucular yer geçemiz? Ne var ki onlar yok şaşımız gerek? Demiyordu. Çünkü terbiyeti de var. Allah Teala insanı şunu yıkılıp ederken, ne kadar itaat kılıp, nime gedir, okşap, irgeşip, yeşildiyan kılı yaratken Allah-u Teala. Şunun için mükemmel kitaplar nazıl kıldı ki en mükemmel nasıl itaat kıldı. Mükemmel insanları peygamber kıldı ki en mükemmel insanları ki irgeşsin. Yahudiler mükemmel insanları peygamberleri terk edip mükemmel kitaplar Allah'ın kitaplarını terk edenler ki en mel'un bugün şeytan irgeşlikke mecbur oldu. Ve en beddahlikke alıp aradığın şeytanlardı, kitabıya ilgeçlikke mecbur buldular. Allah şunu etiyat. Ve bu daim etiyat durganımızda bizge ibret. Bu tarihi bir vakıya. Yahudilerin hakikatini faş buluşluğu, keş buluşluğu ikinciden biz için bir ibrettir. Biz işimizdeki alimlerimiz hem, Müslümanlarımız hem, eğer Kur'an-ı Hadis'te terk ise, şunu bilin ki, ben Allah'a kasem içip etmem ki, vallahi, eğer Müslümanlar Kur'an-ı Hadis'i terk etse, halesin halemezin, cinler geri geçip geçecekti. Ve iri geçip geçecek diyem. Şunu her kim uzunu diyarınım diye oylayıp görsün de, uzun şehriyizi, kışlağıyızı, mahallizim diye oylayıp göreyim. Bir zamanlar ilim merkeziydi Bukhara. Bukhara ile Tirmizi'de yetişip çıktı. O vakitte insanlar Kur'an-ı Hadis'e yine amel kılardı. O vakitte sihir, cadugarlık, bahşilik, falçilik diye neseler yok idi. Keyin ilim yokaldı, keyin yine ilim geldi, yine ilim yokaldı, ilim geldi. Ve hazır bana ilimsizlik. Adamla ne amel kılıp yürüptü? Şimdi boş yürüptü de böyle ismi yok. Aslında her mahallede kendine 10 tane bahş payda bugün. Mahalledeki en buzuk insanlar hani uğru karısı sopu buladı, fahşa karısı atınça buladı diye makalları var uzlarında tokuyan. Şimdi bugün buzuk kadınlar hem azı bahşi buyan, kaderinizi ölçer diyecekler. Bahtiğinden açayım mı, tahtiğinden açayım mı? Bir. Hem de yakını açıp bir şey var diye. Ya ki uğrular, kezzap, hayırlar, o damurlar buluşturlar. Sarı kitap tutarken, tezgahı işe alıp, faras yedi. Hayran faras, tezgahı ziyan okurarken de neyiz. Her tarafta okurardı o.
Çünkü başka nesel okuyaptı da kitapta okumayaptı. Şunlar hemen falçı buyuyan. Mahallede 10 ta buyuyan. Hayran kalası ki 10 ta köpmez mi? Yok. Bir tersi yazgıladı ikincisi açardı. Yine bir tersi yazgıladı nargisi açardı. Adamlar dermeder. Ve köpünce bunu şerakatli kılacaktı. Bunun haberi var. Böyle bazen ayetlerdi yani uzlar yatırak kıladı bazen. Karındaşız bulsa, yakınız bulsa ayetlerdi ki senge dedi güçlü adam kutluyken deydi. Onu cinlerge beni cinlerimi küçük etmeydi deydi. Onu cinlere küçül edeydi. Siz falancı gibi var gündür sizge doğru yol diye gösterecek. Uzlar ise. Haklı yapınadı. Karındaşı bu yani istiyor. Ama sen adet polis alıp yatır oradı. Hani bizim zamanımızda yapıyorduk. Kıyamet geç Allah'ta kanunu şu. İnsanlar ya Allah'ta kitabı yapardılar ya şeytanın kitabı yapardılar. Ya peygamberler geri geçerdi ya şeytanlar geri geçerdi. Başka çaresi yok. Bana Yahudiler şeytanların tılavatına digen nesneleri geri geçirdi. Yahudiler mehtanış edazıdır. Sihirgi ustamız bütün insaniyet bizden korkadı sihrimizden dedi. Mehtanedi ne ki bu mehtanedi gelmezsemez bu. Harlik bu. Sihirde uygun gelirler, bahşi bu gelirler. Fersiz kibirlerin konuşardı. Bahşi bu gel, hatırlar ya kentirler ya çarlar kibirlenişir. Davulup kapduğuzca 40 gün çilleye oturgen. Çilleden o süper münafık bu çıkken. Mehtanede kibirlerini görüp. Ulan kibirlenmez onlar. Ular en rasvaliyle tanışı yaptı. Ve Süleyman'ın zamanı dengi de yaptı Allah Teala. Ne için? Süleyman Aleyhisselam'ın zamanından aldığı sihir yok muydu? Diye savan. Varıdı sihir. Bana Musa Aleyhisselam amel etken mi? Süleyman Aleyhisselam mı? Kim aldı etken? Musa Aleyhisselam amel etken mi? Süleyman Aleyhisselam mı? Elbette Musa Aleyhisselam aldı etken. Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğlu mesela. Davud Aleyhisselam Talut'la bir gecen kımadı mı? Hani ula kaçan gelirler, her nasıl Musa'dan kim gelirler bunlar anlasın? Musa Aleyhisselam zamanı da Firavun kimi topladı? Yani Musa'nın bir kere sonra gelmiyor, benim maksadım işte Musa Süleyman'ın soruşmasıdır, ettim mi? Uykularızı kaçırmasıydım. Ne beni hayrette koydular. Firavun topladı ki sihirgerlerdi. Musa Aleyhisselam hastasını taşıdılar, ulan sihirlerini yap koydu ki. Demek sihir avvaldan bağırdı. Lekin Süleyman Aleyhisselam'ın zamanı da nihayette rivayetlenip gitti. Nihayette rivayetlenip. Kendi rivayetlenip gitti. Bilesle Süleyman Aleyhisselam'a cinler itaat kılışanıdı. Süleyman Aleyhisselam dua kıyandı. Ya Rabbi menge şimdi bir mülk vergin ki başka hiç kimge vermegen ve vermeydigen bir mülkini vergin dedi. Allah Teala o kişinin duasını kabul kıldı ve insaniyet tarihinde hiç kimge verilmegen mülktü verdi. Bu kişiye bütün insanlar, cinler, kuşlar, hayvanlar hepsi itaat kılardı. Şamallar da hepsi itaat edildi. Ve buna da hepsini uzun itaat kıldırır, bana bütün dünyanı fethi kıldırır. Bütün dünyanı kolge aldılar, bütün dünyanı İslam'a davet kıldırır. Şimdi kette hizmet kılıştığı için Allah'tan kettelesi sorarlar. Allah razı olsun, Allah'ın salatı ve salamları bulsun o kişiye, şimdi kette hizmet kıldırır. Şunu yapılıp, bütün dünyaya hakimlik giden bir peygamber öttü tarihte. Bu cüdekette izzet, şeref bu. Şimdi şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'a itaat kılışarıdı, kattık itaat kılışarıdı. Süleyman Aleyhisselam'a kattık işlet aradı. Hani ki ingi surelerde, ayetlerde kilerdi. Şunu betasır kiremiz. Şunu da şeytanlar huzurlarının ortasında etendi ki, biz bunu bir çaresini görmesek, keyingi insoniyat bu qo'lida biz xor bo'lib o'tkazamiz. Bütün insonlar Süleymondan o'rgan oladi. Keyin qiyomatgacha biz insonlarga qul bo'lib o'tkazamiz. Buni bir chorasini ko'rishlik kerak. Süleymonni yo'lidan chiqarish kerak insonlarni. Süleymondan uzoqlashtirish kerak. Süleymon to'g'risidagi aqidani buzsak, insonlarga majbur bizni to'rimizga tushadi. Ama bunlar Süleyman'ın yolundan gidiyor musun? Kıyamet geçe bunlar ya kul bölü ötüktemiz. Şeytanlar. Ve doğru elçi yaptı. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ı görüyordu insanlar. Şagirdleri var, sahabeleri var. Ve ürgen yaptı elbette. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın ümmeti, şagirdleri, sahabeleri ne yaptı? Oradan geldi. Bana bir kişi tahtını
gözünü yuva açınca akıp koydu ki hayatta rivajlanmış yani. Bunlar hem insanlar hem cinler dilinden örgeni yaptılar. Şunun için şeytanlar korktu. Ne bakalımız? Süleyman Aleyhisselam vefat kıyandan ki Suyuti etkeni mülk kitabı alın geldi. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam ularda sihir kitaplarını toplava geldiğinden ki inmez. Süleyman Aleyhisselam vefat kıyandan ki cinler uzları kitabı yazdı. Sihir kitapları. Sihir kitapları yazıştı da hemen ise yazılın gel. Şuna sana okusun senge bir tabak altın keledi. Şuna sana okusun bir kemper keledi. Hatta dedi ki büyür. Ne ben büyüdüğüm bu sen itaat temel miydi? Baş üstü geliydi. Ya ki falan yerine borasan bir kızıl koyu var. Bir kızıl koyduğu cününü alıp falan nasalada okup küydürsen dev payda buladı. Kim seni hizmetini kıladı. Şuna kanki gepler hemen. Şuna kanki nasalada yazıştı. Okuladığın dualar cinlerde tırıda. İnsanlar düşünmüyordu onu. Hemen ise şirk. Cinlerden madde soruyordu kelimeler bunlar. Şirk kelimeler. Kim onu Süleyman Aleyhisselam'ın tahtiga yakın bo'lgan yerga ko'mdi jinlar o'zlari. Aradan biroz vaqt o'tgandan keyin endi hamma Süleyman Aleyhisselam'ni yaxshi ko'radi, buyuk payg'ambar, butun dunyoni mana bosib olgan edi, fath qilgan edi. Hamma u kishini yaxshi ko'radi, muhabbat qiladi. Shayton va shayx suratda keldi. Abdul liboslarda, sallada, soqolli bo'lib kelib aytdiki, "Süleymonni yaxshi ko'rasizlar, ha, hammamiz yaxshi ko'ramiz." Süleyman'ın kıyan işlerini sizler hem kısalarız bu muydu mu? Mesela onlara dedi ki mümkün mü? Sonra peygamber gibi biz kırar mıyız? Sizler hem kısalarız bu muydu? Sizler haberleriniz yok mu? Süleyman'ın kitabı vardı şu kitap. Kekala ben halkılardan. Bunlar dedi ki yok ya sen kimsin? Ne de yapsan sen? Tuhmet kılıyorsan o mucizedir. Doğru mucizesi hem bağlı diyor ki kitapta hem kök neseler bağlı. Haberleriniz yok. Bilmem cennet hakkımıyla yakamı koyuvarıyorlar. Göstertiyseler işe meseleriz. Gösterdi işte, alıp vardı, uzları kömüyor ki şeytanlar. Şöyle kavlayılar dedi, kavlaştı ki hayatta gitti, kitaplar çıktı. Görürse ki kitaplarda şu nesile yazılayım ya. Aldığını işlemedi ki, tecrübe yapıp görüştü. Kısa hakikaten fayda buluyor hep kaynasalar. Bu cinler ozu yazken de ona. Hani duanı okuyana ki cinler eşit yaptı ki o. İşte dua gökyüre, hizmetini kıl oraya. Şimdi mi? Bu asan dersen ki mesela bir bay adam, adamlarga bir kağız bergan, kağızlarga yazılın gen. Kendi yetkili. Şunu içi yetilegenini yaz, dedi. Gözler sen filansı okuydu, sen falan asası orası neki, al seni küçük olsun. Ya ki mesela işçileri getirdi, şunu hala gelesene verirler, telegenini verirler diye. Cinlerem şunu değil, siz düşünmeyersiniz ama onlar düşünmeyi yakılıp yazgen, sizi sonra gelesiniz, beri uğradı. Kim uğradı ki, üçü yaptı ya. Ha, her işlerde göstereçi yaptı. Sihir ruhaları gitti cüde. Hani kitaplarda okuyup hemen sihir görüp gitti. Hemen dedi ki Süleyman şu kitap kendi aklı üçüncü asırı göstereken kendine. Biz de haberimiz yok. Biz onu peygamber fakat peygamber kıladı. Halas. Biz kıranmimizi bilerdik. De bir insanlarda akidesi büzülüp gitti. Ve köpçülüğü Süleyman'ın sihirgar boyuna kendi boylaştı. O şey zamanında sihir navatları oradan gitti. Süleyman Aleyhisselam'a nispet verilgenliği için. Ya Cibril'im ki bunge sihir dur yeter mi diyeceğini de böyle istedim ki. Şunun için Allah-u Teala deyordu ki Süleyman'ın mülkide, Süleyman'ın zamanında şeytanlarının tılavat kıladığından nesnesi geri yaşıp ettiğini yaptı. Süleyman'a hastan geldiğinin sebebi şu. Düşünüz mü? Eğer Suyuti'ne etken deyip iki de ihtimal etti ki bir tanesi mülkü tartıp alın. Ya tuhmet uzak oldu. İkincisi aldığından yazının geldi ki Süleyman Aleyhisselam'ı topla geldi diye yaptı. Yani aldığından sihir vardı, doğru idi. Doğru. Lekin Süleyman Aleyhisselam onları topla dahil koyuştuğu doğrumaz. Çünkü İslam buyurdu ki bütün dinlerde, bütün şeriatlarda, bütün peygamberler şirk küfürdü yok etkenler. Köm koymayan. Bunda sihir kitaplarını, şirk kitaplarını yakıp da çekemez. Süleyman Aleyhisselam'ın katya varsa şirk küfürdü yok atardılar. Kitaplarda köm koymayanlar. Ne kömsün ki onu? Yakıp da çekerler. Süleyman Aleyhisselam'daki cinler uzlarını gamıda. İnsanlar ya kulbu meyliktir. Süleyman Aleyhisselam'da bendam kılıçla geçiyor. Uzları kitap yazıp Süleyman Aleyhisselam'a nispet verildi. Bana şu kavul en sahih kavuldur. Hakikatte ben akıladı. Yani. Bundan başka kavullar köp. Mesela Suyuti ikide kavul getirdi. Bazıları dedi ki
Süleyman Aleyhisselam'ın Asif diye bir şagirdi var idi. Ümmeti var idi. En güçlü şagirdiydi. İsmi Azam diyen birer idi. Şu yazgen idi köp neselerdi. Kim onu cinler içiye başka neselerde koşup yazıp geçti. Ahil yapları köp. Buna hemen zayıf yapılar var. Şimdi kılıp cinler insanlardan kurtuldu. Ama Muhammed Aleyhisselam zamanıya geyde kalın sahabelerden korkardı cinler. Yakınlaşılmasıdır. Ebu Hureyre işe var mı? Bizim zamanda kaysa insan, kaysa avliya, şeytanlı işe varadı. Ebu Hureyre işe var yaptı ki. Umar bin Hattab küreşi bir yıkıtmadı mı? Umar yürüyen köşeden yürülmesidir ki şeytan. Şeytanı kettelerde korkardı sahabelerden. Bizim yani sahabeler yoldan kessek, peygamberler yoldan kessek, mecbur şeytanlar korkardı sizden. Ve cinler itaat kılardı. Bunu kıssaları köp, bunu deliller köp nuhayette. Peki, cinler, şeytanlar bizi Allah yolunda uzaklaştırıp, uzun yolu davet kılıyordu da, biz onlar bizge hizmetkar buluş gereken, tezkarısı biz onlara hizmetkar ve kul bakmalı yapmış. Dünyada hem ahirette hem halkıyla yaptılar biz. Allah Teala ne etti ki, ve mâ kefara Süleyman. Süleyman kafir bu mıydı? Yahudi ile Süleyman Aleyhisselam'ın kafir değil miydi? Kafir değil miydi? Sihir geldi içeri. Şunun için, eğer bilseleriz, Yahud Nasraniylarının sihir doğrusu yazılınken kitaplarını okuyan bu seneriz cehalette ve kinalarını görüyen bu seneriz, mülkünlerini görüyen bu seneriz. Şu sihir meselelerinde en kinalgen vakitte bir sığınışları var. Sığınken vakitte uzun libas giyen, sakalı uzun, saçı uzun, uzun boylu, nurani bir adam abbaq libasla abbaq sakallarında nurani bu geledi. Kolada kitabı yan var. Yani kinal, yani sihir yap. Sen kimsen dese, İngilizce'de mi, Amerikçe mi, Fransızca mi, Girmençe mi? Sen kimsen dese, ben Salaman mi? Salaman. Ben sihirgarların piri mi? Sen beni sonra, beni çakırdın ki, madetke çakırdın ki, deyiz. Ki onge en küçük sihirlerdir gelen. Yahud Nasrani'lerde, kinalarda şimdi kıyam. Sıladan ki avaliyeti var demeye gelsin bu sıralarına. Bütün sıladın sihirge tekişli kinalarını görseniz, işte sihirgelerde piri kılıp, işte nurani bulup, Süleyman Aleyhisselam'da gelişerdi. Süleyman Aleyhisselam'da en kette sihirgeli bir etkat kılabilirler. Yaş görüşerdi. Ve Süleyman sihir kıyken ki demek ki caiz, bizim kulağımız diyişerdi ki. Allah etti ki, vana kefara Süleyman. Yani, Süleyman sihirden şugullenmedi ya ki Süleyman sihirgar mesiydi mi yaptı? Süleyman kafir bu mıydı diye yaptı. Yahudiler zaten Süleyman'ı kafir demeydi. Lekin sihirgar deyişinden kafir diye yaptılar. Bizde hem var yani avamlar dedi ki falancı bir alim ütken bu şeriat ilimlerini hem bilen hemme ilimli bilardı. Sihir diyen bilardı. Sihir diyen bir gereken, bir gereken. Ustazlardan iltimas kılıp yanını görüp ustazlara koymadın koymadın de şehirden buraya terekman geldiydi. Var şimdi alımlar. Hatta bazen bunu devbendikken bağlatmış. Falancı devbendi alım. Hem benim de örgülüp de ahırı şehirden buraya gitti deyip. Kim şehir geldi deyip. Şehirde örgülüp şehir geldi şuğullanıştı. Kür. Bana kefara Süleyman. Süleyman kafir bu mıydı deyip. Yani şehirden şuğullanmadı deyip. Süleyman Aleyhisselam doğrusu da sihirge tekiştiği bütün kısalar batıl. Hemesi batıl. Cüda tuhmetler köp Süleyman Aleyhisselam doğrusu da. Hatta İstanbul doğrusu da var. Süleyman Aleyhisselam bir devletti, basma optikallarında padişahlı kızı varken, çünkü bir eleman bitti. Ki kız mahir sorattı. Mahirin yeni mahal etseniz de dünyadaki en güzel yerden menge şahakı verirsenizdir. Ki Süleyman Aleyhisselam cinleri yaysa, dünyadaki en güzel yerde tatillerdirse, cinler aktarıp aktarıp İstanbul'u tavşıktı. Ki Süleyman Aleyhisselam İstanbul'u şehir kıttı da oşak kızlığa mahalını verip diyemiş. Ve hangi tuhmetler ki yok Süleyman Aleyhisselam'a? Başka sihir doğrusundaki tuhmetlerin havası küfürdür. İşenmezlik gerek, rahat kırışlık gerek. Süleyman Aleyhisselam peygamberidir. Nime iki kıladırken bulsa, nime iki gelirse vahiy bilen buralıdır. Allah tarafından buralıdır. وَلَكِنَّ الشَّيَط۪ينَ كَفَرُوا Lekin şeytanlar uzları kafir buldular. Şeytanlar kafir. Bunu Allah-u Teala'nın üçün tekitle etti. Şeytanın kafirliği malum ki
Nimaga ta'kidlayapti? Chunki yahudiylar vattaba'u ma'tatul shayatin. Yahudiylar shaytonlarga ergashganida Alloh aytibdiki, sizlar kofir bo'lgan shaytonlarga ergashdilaringiz. Kofir shaytonga ergashgan kim bo'ladi? Kofir bo'ladi. Sizlar kofir bo'ldilaringiz. Tushundingizmi? Shuning uchun aytibdi Alloh taolo. Yu'allimuna an-nasa sihra. Sehrni o'rgatadi insonlarga bu shaytonlar. Qarang. Yu'allimuna an-nas deyapti. Insonlarga sehr o'rgatishadi. O'zlari yozdi, o'zlari dafn qildi, yo'lni joyini ko'rsatishdi. Va hozir ham baxshilarga, jinkashlarga, sehrgarlarga shaytonlar hali ham o'rgatadi yangi-yangilarini. Yangi-yangi qilib turadiki, masalan, eski bular hamma bilib qolmasin deb. Ichi botil hammasi. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil shahridagi Harut va Marutga ikki farishtaga tushirilgan narsani insonlarga o'rgatardi, deyapti. Bu oyatning tafsirida juda ixtiloflar ko'p. Qur'ondagi eng qattiq ixtilof qilingan oyatlardan bittasi. Ko'pchilik aytadiki, وَمَا أُنْزِلَدَگی مَا مَوْسُولَ deydi. Bu ikkala farishtaga tushirilgan narsani o'rgatishardi, deydi. Jumhurda tafsiri shu. Ba'zilar ma'ni nafiya deyishadi. Harut va Marutga ikkita farishtaga tushirilmagan narsani. Tushundingizmi? Ma'no nafiya bo'lsa, nozil qilinmagan, tushirilmagan narsani deb qoladi. Bunda shunday bo'ladiki, kofirlar insonlarga sehr o'rgatishadi va farishtalarga tushmagan narsani o'rgatadi. Bo'ladi. Ya'ni farishtalarga sehr tushmaganida Alloh taolo ularga sehrni nozil qilmaganida degan gap kelib chiqadi. Ammo bu unda oyati davomiga to'g'ri kelmay qoladi. Endi farishtalar sehrni o'rgatyapti-ku. Shunda javob berishadiki, ular shu dunyodagi sehr bilan dunyodagi sehrni o'rgatdilar. Alloh tarafidan sehr farishtalarga o'rgatilmadi. Alloh taolo farishtalarga sehrni ilhom qilmadi. Bildirmadi. Degan ma'noda aytishadi. Lekin bu shoz bo'lgan qavl. Jumhurning tafsiri to'g'ri, bu tafsir zaif. Ma bu yerda mavsuladur, nafi emas. Qani nahu qanchalik muhim? Ma bir mavsula yoki nafiya bo'lishligi bilan ma'nosi hukmi qanchalik o'zgarib ketyapti. Mavsuladur bu. Keyingi ixtilof malak to'g'risida. Uchta qavl bor. Jumhur aytadiki, malak bu ikkita farishtadir deydi. Ba'zilar aytadiki, Harut bilan Marut degan farishtalar deydi. Ba'zilar aytadi, bu malik degan qiroat bor. Malik deb o'xshatib, podshoh degan ma'noda. Ikkita podshoh edi bular, farishta emas edi deydi. Uchinchi tafsir shuki, bu malaku, lekin jinlardan bo'lgan malak. Jibrilga o'xshagan farishta emas bu. Jinlar toifasidan bo'lgan farishta. Masalan, shaytonga o'xshab, iblisga o'xshab deydi. Endi bu tafsirlarga nima uchun boryapti mufassirlarimiz? Chunki agar buni biz farishta desak, Jibrilga o'xshagan farishta desak, ular gunoh qilgan degan fikr kelib qoladi. Hozir ba'zi rivoyatlarni aytib beraman sizlarga. Ba'zi rivoyatlarda Harut bilan Marutning zino qilganligi, odam o'ldirganligi, aroq ichganligi, butga sajda qilganligi aytiladi, rivoyat qilinadi. O'sha rivoyatni ba'zilar rad qiladi, aytadiki, bu rivoyatlar botil va bu farishtadir deydi. Ba'zilar aytadiki, rivoyatlar botil emas deydi. Rivoyat botil emasmi? Endi farishta gunohkor desek, oyatlarda farishtalar gunoh qilmaydi degan. Shuning uchun kelar buni biz farishta demaylikda, jindan bo'lgan farishta deylik. Jinlar gunoh qilishi mumkin. Yoki podshoh deylik, malik deylik. Podshoh inson bo'ladi, u ham bo'lishi mumkin deyishadi. Lekin bular zaif bular. Malak farishtaligi, farishta degan tafsir to'g'ri. Endi buni farishta degandan keyin Harut va Marut Babil shahrida Harut Marut ikkita farishtaga tushirilgan narsa deganda bu qanday deganlarki ixtiloflar bor. Ibn Kasir bilasizlar mashhur mufassir katta olim. Shu kishi o'zining tafsirlarida juda ko'p rivoyatlarni keltiradilar.
Rivayetlerin hulasası şu. Harut Marut doğrusu da birinci kıssa şu ki, iki de kıssa oluyor da, avvala. Birincisi, perişteler, اَتَجَعْلُ ف۪يهَا مَنْ يُسْيُدُ ف۪يهَا وَيَسْيَكُ الدِّمَا. Ey Allah'ım, yeryüzünde kan tükediyen, fesatlar diyen kişilerle halife kılasın, bize halife kıyın. Diyen de, Lavhul Mahfuz'dan, Harut'dan Marut diyen perişte, adamlarının gelecekte günah kılıçlığını okuyan eken, çünkü kibir kılıp, bunda günahkar insanları yaratma, bunları da halife kılma, yaratsın hem halife kılma, bize halife kıldır, kibirle gerekenmiş, kibirli gerekenmiş. Ki Allah sarat gerekenmiş ki, kare köremiz, bir gün sürediğim haklamen, dedik ki Harut'la Marut'tu, yerge çürüp diyken, yerge dönetip diyken, barılar, dinge davet gibiler. Ve onlarge insani şehvet koyup diyken, ki ona günahkar olup kaplıyken çide cennetten. Bu tuhmet elbette. İki de tuhmet var bir de. Hem Adam Aleyhisselam'la halife buluştuğu meselesi ve bu Harut Marut meselesi. İki de tuhmet bu batıldır. Yine bir kıssası şu ki ferişteler ki incelik mesela şu Harut Marut'u zamanıdır. Süleyman Aleyhisselam'dan ki insanlarda bu incelik günahını geldiğini görüp ferişteler etmiş ki şu dereceden bir günahkar buladı. Mehluk. Bu kadar bu neydi de insanların itiraz kılıştı. Şunlar ki Allah sana etsin ki işlerinizden işengen iki tersini tembihlerdir. En işengenleriyiz. Hani köremizde adamları itiraz kılıyorsunlar lakin adamlardan ki şehvet silerdi bu ise silerden merdaş kılarmasınlar silerden günahkar günahkar kılarmalar sonra etsin ki biz günahkını yerine çıkarakasın ya. Ki içlerde en takvadarları havluktan mağlut eken şunları terleştirdi. Bana Harut'tan Marut. Ki Allah Teala onları bir gece öğretti ki şehvet belirtti, günahkar olup karıştı diyeceğimiz. Veyem tuhmet diyeyim. Veyem iftira. İbn-i Kesir Kübra tercih ettiğinin ikincisi. Yani Harut'tan Marut geldi. Yani üçüncü kısa var ki, üçüncü şekil Harut'tan ve Marut'unu Allah Teala yöneltti yeryüzüye. Tarihçilere hiç kendi kibir kılışmadı, hiç kendi itiraz bulmadı, mehtemmedi yu. Lekin Allah'tan Harut Marut'u cönettiğini mi için? Hani sihir ruhlarına gitti. İnsanlar Süleyman Aleyhisselam'ını sihir geldi böyle yaptı mı? Yani bir de bir savalı bir cevap buraya ki ne mi için ferişteler insanlara sihir duruyordu yaptı? Ne mi ki وَمَا اُنْزِيلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ferişteleri sihir çürülü yaptı. Allah çürülü yaptı sihirde. Hani? Allah Teala sihirini ferişteleri bildiriyordu da ve şu sihirde örgütüyordu yaptı. Ne mi için? Sihir küfür eken, haram eken, adli bir haram eken, küfür eken, sihirde ürgengen, ürgetken, emez kafir bırakken. Ne mümkünün de Allah Teala ferişlerine büyüriyordu ki insana sihirde ürget ilerledi. Bunun hikmeti ne mi? Bunun hikmeti şu ki, yukarıda etkenimizde insanlar hemen söyledi ki, Süleyman sihir gereken. Diyor ki Peygamber bu sefer bu sihir bile kıladığından nasılken. Diyen Süleyman Aleyhisselam doğrusu akide büzüldü. Ve içti ki, Peygamberlik bilen sihir yerlik bitti nasıl kendi işte. Farkı yok kendine. Allah Teala bu ferişteler de cönetti ki insanların sihir bilen vahiyini yani sihir yerlik bilen peygamberlikte farkını bildirip koyular. Allah Teala kimi hahlese peygamber kılandı. Her kim hahle gönden peygamber bulanmıyordu. Ama sihirgen ise sihir ilmini örgengen sihirgen bulanmıyordu. Lekette farkı var. Her kim zehirgar buluşu mümkün ve kafir buladı. Ama her kim peygamber bulanmıyordu. Allah kimi halese onu peygamber kıladı ve o en evzal insandır ve o dünyada ve ahirette en saadetli insandır. Şu hakikatte bildiriştiği için. Zehirgar ile peygamberinin farkını bildiriştiği için. Zehir ile vahiyinin farkını bildiriştiği için bu farişteler geldi. Ve kekende kıladığı için fakat yine zehirden ders verişliğmez. Bunlar davet kıladı. Tevhidke davet kılışadı, Allah diyorluğu davet kılışadı. İnsanların ortasında ki kazılı gem kılışadı. İnsanlar tartışsak, gelişsem, ortada mahkeme kıladı. Şu mahsette gelişken edilir. Bana bir geçe doğru şunusu. Şunuz mu? Sihir ile vahiyinin farkı, sihir yerden peygamberde farkını bildiriştiği için geldi bu farişteler. Farişteler işken de itiraz kıyanıyor, ya ki Allah'tan talep kıyanıyor.
yoki insonlardan alomat qilgani yo'q yoki kibrlangani yo'q. Bular hammasi gunoh, farishtalarga nisbat berishlik kufrdir. Endi davomida Ibn Kasir keltirgan rivoyatlarda va bu ko'p tafsirlarda bor. Deyarli hamma tafsirlarda bor desa bo'ladi. Aytiladiki, Alloh taolo ularga shahvat qo'ydi deydi. Harut va Marutga. Keyin Zahro degan bir ayol bor ekan. Kelib undan masala so'raydi farishtalardan. Farishtalar ko'radiki, nihoyatda chiroyli xotin. Nihoyatda go'zal, ikkalasi ham oshiq bo'lib qolishadi. Keyin aytadiki, sen ertaga kel, savolingga ertaga javob beramiz deydi. Keyin u ketgandan keyin ikkalasi ham yerga qarab uyalib, keyin bittasi aytadiki, bir gap aytaymi? Ma'lumot qilmaysanmi? Ayt. Men shu xotinga oshiq bo'lib qoldim deydi. Ikkinchisi aytadiki, men senga aytolmay turdim, men ham oshiq bo'lib qoldim deydi. Nima qilamiz? Sabr qilolmayapmiz deydi. Bizga tegmasmikin? Keyin ertaga kelsa taklif qilading deydi. Ertasiga kelsa keyin xotinga taklif qilishadi tegish deydi. Xotin aytadiki, men sizlarga tegolmayman, erim bor meni. Bolam bor deydi. Keyin zino bo'lib qolmaydimi deydi. Yo'q, zino bo'ladim deb bo'lmaydi, zino katta gunoh. Bo'lmasa erimni o'ldiringlar, yo bolamni o'ldiringlar. Yo bolamni bolasidan bir erim meni doim bolam bilan jo'natadi. Bolamni o'ldirmasangiz, bolam guvoh bo'lib qoladi. Yo, uni ham o'ldiramaymiz. Odam o'zish katta gunoh. Hech bo'lmasa men butparastman, bir butun boshi butga sajda qilar mayli. Butni hurmatidan men hammasidan kechaman deydi. Yo'q, Alloh saqlasa, Alloh taolo shirk kechirmaydi. Qanday qilib butga sajda qilamiz? Keyin xotir aytadiki, o'zlaringiz bilasizlar, ketamiz. Bular qiynaladi bular. O'tmaydi kun. Ertasi kuni yana keladi, desa yana yalinishadi. Hech bardosh qilolmay qolgan. Keyin xotir aytadiki, bu masalan sizlarga bir oson yo'l ko'rsatdim deydi. Xo'sh nima? Aroq ichasizlar deydi. Aroq ichsalaringiz keyin men sizlarga roziman deb aytsalaringiz. Yana bitta shartim borki, sizlar osmonga kunduzi berdasizlar, kechasi osmonga uchib ketasizlar. Nimalarni o'qib chiqib ketasizlar? Menga o'rgatinglar. Yoki aytadiki, ismi azamni o'rgatinglar, men ham uchay deydi. Keyin farishtalar bunga ismi azamni o'rgatishadi, aroqni ichishadi. Aroqni ichgandan keyin mahsul qoladimi? Xotinni bolasini ham o'ldirishadi, zino ham qilishadi, butga ham sajda qiladi. Ham aroq ichyapti, ham odam o'ldiryapti, ham zino qilyapti, ham butga ibodat qilyapti. Ya'ni katta gunohlarni hammasini qildi. Keyin o'zlariga kelgandan keyin, mahsul bitgandan keyin qarasa, ham yo'q rasvo. Bundan keyin pushaymon bo'lishadi keyin. Yomon bo'lib ketdi. Keyin tavba qilishni boshlaydi. Alloh taolo ularga azob qiladi degan rivoyat bor. Shuni Ibn Kasir aytayaptilar. Tafsirda. Mana o'zini o'qib beryapman sizlarga. وذهب كثير من السلف الى انه ما كان ملكين من السماء وسلفning ko'pchiligi Harut va Marutning osmondan kelgan ikkita farishta ekanligiga yurdilar. Farishtadir. Ko'pchiligi gap shu. Bu yerda biz birmiz, farishta. Va annahuma unzila ila al-arzi, ular osmondan yerga tushirildi. Buni ham qabul qilamiz. Fa kana min amrihi ma kana. Yani bir de ehtiyatkarlık kılıyor. Ulan da işinden bu yanlış buldu diyordu. Bir de ehtiyatkarlık kıldı. Biz etmemiz ki bu farişteler yeri yakigenden keyin Kur'an'a biz ki hılap bulmayan halette işler buldu diyoruz. Ve kad varada fî zelike hadisun merfu'un. Yine diyordu ki farişteler bu işlerde kıyanlığı, günahtı kıyanlığı doğrusu da merfu hadis var diyordu. Ravahu al-imamu Ahmed fi musnedihi. Bu hadisni İmam Ahmed bin Hanbal musnadlarda rivoyat qilganlar. Kamasa nuriduhu inshaalloh taala. Inshaalloh hozir yaqinda biz sizlarga keltiramiz deyaptilar. Va ala haza, endi shunga ko'ra fayakunu jam'u bayna haza va bayna ma sabata min ad-dalail ala ismati al-malaikati. Endi bu rivoyatlar modomiki sobit ekan, bor ekan bu rivoyatlar deyapti. Bu rivoyat bilan endi boshqa bir qat'iy dalillar bor farishtalarning ma'sumligi to'g'risida.
Bu rivayet farishtalarning günahkorligini ko'rsatyapti, günahı ham katta günah. Eng rasvolik. Va hali eri bor xotin bilan zino qilinyapti ya'ni. Va farishtalar ma'sumligi oyatlar ikkalasini o'rtasini jamlaymiz deyapti. Ibn Kasir. Anna hazayni sabaqa fi ilmi Allah lahuma hada. Qanday qilamiz aytamizki, Allohning ilmida qadarda shu narsa yozilgan edi. To'g'ri, farishtalar gunohdan ma'sum, lekin bu farishtalarning shu gunoh qilishi qadarda yozilgan edi. Fayakunu taqsisan lahuma. Shunday qilib, bu hadis ikkala farishtalarga taqsis bo'lib qoladi. Umumidan xususiy bo'lib qolyapti bular. Fala ta'ruza hinahum hina izin. Ana unda ikkalasining o'rtasida, ikkala dalil o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Shunday qilib ikkala dalilni qabul qilamiz. Kama sabaqa fi ilmihi min amri iblis. Masalan, Alloh taoloning ilmida shaytonning masalasi qanday bo'lgan bo'lsa, shunday deyapti. Undan keyin mana keltiryapti. Qala al-Imom Ahmad bin Hanbal. İmam Ahmad bin Hanbal aytdilar. İbn Umar'dan rivayet qilyapti. Annahu sami'a Nabiyallohi sallallohu alayhi vasallam. İbn Umar payg'ambarimizdan eshitdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yaqul atadik inna adam alayhissalom lamma ahbatahu Allahu ila al-ardi qalat al-malaikatu ya rabbi ataj'al fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Odam alayhissalom yerga tushirilgandan keyin Alloh taolo u kishini yerga tushirgandan keyin farishtalar aytdiki, ey Robbim, yer yuzida fasod qiladigan, qon to'kadigan kishilarni xalifa qilasan, va holanki biz senga tasbih aytamiz hamd bilan. Seni taqdis qilamiz deganda Alloh taolo aytdiki, inni a'lamu ma la ta'lamun. Qalu bizga farishtalar aytdiki, Robbana nahnu atwa'u laka min bani adam. Biz odam bolalardan ko'ra senga itoatkorroqmiz. Bizni xalifa qil. Qalullohu ta'ala lil malaikati halummu malakani min al malaikati hatta nuhbitahuma ila al ardi fananzur kayfa ya'malan. Qani farishtalardan ikkita farishtani olib kelinglar bo'lmasam, ularni ham yerga tushiraylik va qanday amal qilishligini ko'raylik deshti. Qalu bi robbina harut va marut. Shunda farishtalar aytdiki, ya robbi, bo'lmasam harut va marut mana. Fa'ubita ila al ardi. Harut va marut yerga tushirildi. Fa musilat lahuma az zahratu imratan min ahsanil bashar. Zahra bashariyatning eng go'zal ayollaridan bo'lib ko'rsatildi unga. Faja'atuma farishtalarga keldi, fasallaha nafsaha. Keyin ular uni o'zini nafsini so'rashdi, zino qilishdi uchun. Faqolat la wallohi hatta tatakallama bihadhihi al-kalimati min al-ishrok. Vaqtki sizlar shirk bo'lgan kalimani aytmasalaringiz men bilan zino qilolmaysizlar. Faqola vallohi la nushriku billahi shay'an shay'an abada. Farishtalar aytdiki, Allohga qasamki biz abadan biror narsani Allohga shirk keltirmaymiz. Fazahabat anhu anhuma ketdi xotin. Summa raja'at bi sabiyin tahmiluhu bir bolani ko'tarib kelish bilan. Fasalaha nafsaha. Farishtalar yana bardosh qilolmasdan uni nafsini so'rashdi. Zinoga chaqirishdi. Faqolat la vallohi hatta taqtula hadha sabiy. Xotin aytdiki, Allohga qasamki yo'q, shu bolani o'ldirsalaringiz keyin zino qilamiz dedi. Faqola la vallohi la naqtulu abadan. Farishtalar aytdiki, yo'q, abadan biz uni o'ldirmaymiz Allohga qasamki dedi. Summa zahabat faraja'at. Keyin u xotin ketdi, yana qaytib keldi. Biqadahin xomrin tahmiluhu. Bir qadahda aroq ko'tarib keldi. Fasalaha nafsaha. Yana ular zinoga chaqirishdi xotinni. Faqola la vallohi hatta tashraba hadha al-xamr. Xotin aytdiki, shu aroqni ichsalariz keyin dedi. Fashari bir fasakiro. Ular aytdiki, aroq oson ekan, tavba qilib olamiz. Ishtida mas'ul qolishdi, savaqa alayha. Uni zino qilishdi, faqotila sabiya. Va yosh bolani o'ldirdi. Falamma afaqa qolatil maratu vallohi ma taraktu shay'an abaytuma alayya illa qad fa'altumahu hina sakiru sakartuma. Xotin aytdiki, Allohga qasam ichamanki, sizlar meni oldin qabul qilmagan shartlarimni hammasini qildilaringiz mas bo'lgandan keyin dedi. Faqoyira bayna azabi dunyo azabi oxira. Ki Alloh taolo ularga aytdiki, dunyoni azobini xohlaysizlarmi, oxirat azobini? Faqtara azabi dunyo. Keyin ular oxiratning azobi davomiy deb dunyoni azobini tanladilar. Va Alloh taolo ularga dunyoda azob beryapti, deyapti. Qarang, mana bu rivoyat. Hakaza rawahu Abu Hatim ibn Hibban fi sahihihi. Abu Hatim ibn Hibban o'zining sahihida ham shunday hadisni rivoyat qilgan. Va bu hadisni isbot qilishga harakat qilyapti Ibn Kasir. Tushundingizmi?
Babasında çok rivayetler var. Bir de secde, bütke secde kılıçta yok ama başka rivayetlerde kiler bu nesiler. Kurtubi nime deydi? Kurtubi uzlarını tafsirlerde dediler ki, şu rivayetlerde hemesini kilitirip, kunne hâze kulluhu zayıfun. Bu hemesi zayıf deydi. Bu rivayetlerin hemesi zayıf. Sayıhmez. İbn-i Kesir'e uçurken alırlar, onu sayıh degen bursa, peki Hasan degen bursa, kabul kılmıyoruz, zayıflar. Ve ba'idun an İbn-i Umar. İbn-i Umar'a nispet bir şey yaptı, İbn-i Umar'dan uzak mı neseler de yaptı. Ve gayrihi ve başka sahabelerden hem uzak. La yassihu minhu şeyhun. İbn-i Umar'dan bu meselede berarete hadis sayıh bu megen. Fe innehu kavlun tedfe'ul usulu fil melaiketi lezine hum umana'ullahi ala vahiyhi. Ve sufarahu ila rusulihi. Çünkü ferişlerine bunu günah kıldı diyen, zina kıldı, alak içti diyen, adam öldürdü diyen rivayetler, sözler şimdi bir kavur ki, onu dinimizdeki usuller rad kıladı, def kıladı. Kur'an-ı Medya'da ferişteler Allah'ın en emin kişileri, emin bendere, kullarıdır, mahluklarıdır. Kur'an'da köp yerinde Allah-u Teala emin-i mehteke onu, uzun-ı dahişliğe. Ve Rasullerinin ortasındaki elçidir. Rasulun emin deyip gelen de ki o. Bana Tahrim Suresi 6. ayette Allah Teala dedi ki La ya'sûne allâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'merûn. Ferişlerine Allah Teala emir kıyken neslede Allah kesiyen kılışmaydı ve fakat yine emir kılınedigen neslelerini kıladılar diye. Demek bir yerde yukarıda İbn-i Kesir Tekin Gap'ta eğlantırıp taarruz degan narsasi bu hadislar oyatda o'rtasida bo'lyapti. Qur'onda nechta oyatlar borki, farishtalarni ma'sumligi to'g'risida. Ularni gunoh qilmaganligi to'g'risida va gunoh qilmasligi to'g'risida. Ular qattiq itoatkorligi. Alloh tomonidan izn bo'ladi, keyin ish qiladi yoki gapiradi. Boshqa hech qanday ish va gap sodir bo'lmaydi ulardan. Oyat shuni ko'rsatyapti. Oyat qat'iymi? Oyatga iymon keltirishligimiz farz. Kimki inkor qilsa kofir bo'ladi. Şimdi bu hadis geldi. Bu hadiste olsa ayetken mutlaka zıt. Biz kaç senesini kabul kılabiliriz. Bana bazı katta ulamalar bu hadislerde sahih de yaptı. Bazıları da yaptı ki zayıf de yaptı. İhtilaf buldu mu? Peki ayetlerde ihtilaf yok ki. Kendi kılıp ihtilaf kılınganlarsa ayetke karşı gelirdi. Karşı gelir miydi? Demek ki biz o hadislerde takdılarımız. Ayet kişilerimiz. Bu bir. İkinciden ulamalar etedi ki bu hadisler sahih bugün takdirdeyim. Biz kaysanısıdır yalvange çıkarışımız gerek. Allah'ın yalvange çıkarıyenden göre şu hadisini rivayetken ravilerden bittesini yalvange çıkarıyenimiz yengir rak. Mesela şu hadiste ispatını belirse bizge, şunu Resulullah ayette de ispatla belirse. İbn-i Kesir ayette yaptı ki, marfu hadistidir. Resulullah'a alıp barılınca hadiste yaptı. Resulullah'dan ispatla belirse, Resulullah'ın yalan getirdi miyimiz? İbn-i Umar'da etmiyimiz? Tabi'inde etmiyimiz? Temel tabi'inde etmiyimiz? Kingi alimlerden, ravilerden bittesi, şunu rivayet-i yerlerden, ravilerden bittesini, şu hadiste yalan getirdi. Yenimiz asan var. Kur'an diyalogun içine çıkarken göre. Şunu yapsınlar mı? Şunun için biz o şey bazı ravilerde sebebiden bunu takkılarız. Ve halen ki bu aslında cüret çukur uzun mesele bu. Muhakkikler etmedi ki siz meseleni teşirip görseniz bütün rivayetler ben İsrail'e bağlı. İsrail'i rivayetler var. Hemmesi. Yahud Nesrani'lerden ki gel rivayet. Hemmesi. Şunun için Kurtubi yoksa ulamalar hiç ulamasından rahat var yaptı. Kur'an'da bir şeyimiz yani hadis İbn-i Kesir uzunca cam kılıyaptı biz ayetle hadiste cam kılığımız cam bulmadı o. Belki nasıl kabul yaptı Kur'an'da mensup kuvarı yaptı. Harut ve Marut da ikide büyük ferişte doğrusu da katı bir tuhmet bulu yaptı bunlarsa. Biz bunu aldığımız derslerde şeytan doğrusu da bu meseleyi az yine kirdik. Şeytanda aslında ferişte bu yönde işlik caizmez. Ferişte diyenler hemen hata kıyam. Ve küfürge alıp bana degen mesela. Çünkü ferişte oturup günah kıyam yok kolay dekiyor. Harut ile mağrutlu meselesi hem şimdi.
Bunu adamlar bazılar İbn Kesir'e o'xshaganlar o'ylanib qolganligi Ahmad bin Hanbaldek olimlarni rivoyat qilganligidir. Ahmad bin Hanbal rivoyat qilyapti, İbn Hibbon rivoyat qilyapti, katta-katta muhaddislar. Xususan Ahmad bin Hanbal. Qarang. Şular shuning uchun hayli haybatlanib qolyapti ular. Biz aytamizki, birinchidan ya'ni Ahmad bin Hanbalga o'xshagan katta olimlar rivoyat qilgan bo'lsa, Ahmad bin Hanbaldan kattaroq olimlar rad qilgan bu hadislarni. Bu hadis sabit emas, Rasulullohning gapi emas bu, Bani Isroilning gapi. Yahud nasarida qissasida rad qilgan. Va bu faqatgina Hanafiylar yoki Malikiylarning Qurtubiy gapi emas. Shofiylardan ham bor, mana Fahrur Rozi, Shofiy mazhabidan juda katta olim. U kishi ham rad qilgan buni, hammasi yolg'on deganlar. Kufr deganlar. Qarang. Biz aytamizki, yana Ahmad bin Hanbal xato qilishi mumkin. Xato qilmaydimi u? Bu ham xato qilgan bo'lishi mumkin. Inson chunki mana Ibn Kasir ham xato qilyapti mana. Alloma Alusi Ruhul Maani kitobida tafsirida shu oyatni tafsirida juda qattiq gapiradilar. Ya'ni kimiki mana shu rivoyatlarni qabul qilsa va farishtalarni gunoh qilgan deb e'tiqodsa kofir bo'ladi deydi. Kofir u. Chunki mana bu oyatlarni inkor qilyapturgan bo'ladi deydi. Va bir necha katta ulamolarning fatvolarini ham naql qiladi yerda. Alloma Alusiyni Ruhul Maani tafsiridan mana shu oyat tafsirida bir ko'rsalaringiz bor. Darsimiz suzilib ketmasin deb men uni naql qilmadim, ya'ni iborasini o'qib bermayapman. Demak, bu yerdan xulosa shuki, Harut va Marut farishtadir. Ular u gunohlarni qilishmadi. Mumkin emas, do'stlar. Biz uni qabul qilmaymiz bunday aqidani. Buzuq aqidani, Qur'onga xilof bo'lgan aqidani. Ikkinchi masala shuki, Ahmad bin Hanbaldek, Ibn Kasirdek katta olimlar xato qilishi mumkin ekan. Agar shunday xato bizdan sodir bo'lganda edi, Hanafiylardan sodir bo'lsa, juda katta gap-so'z bo'lardi. Masalan, Hanafiylardan sodir bo'libdi, ular zaif hadislarga amal qilishib, o'zlaricha sahih deb o'ylashib, Rafiylardan qilinmaydi deganiga qancha og'ir gaplar gapirilyapti Hanafiylar. Bular sunnatni dushmani, bular hadisni dushmani deyishyapti odamlar. Lekin Ahmad bin Hanbal va Ibn Kasirlar qarang, ular mana bu zaif hadislarni sahih deb yoki hasan deb o'ylab oyatga xilof qilishyapti-ku, aqidaga xilof qilishyapti-ku. Rad qilib tashlamayapti-ku buni. Qur'onga zid keldi. Imom Azamga tosh otgan, Hanafiylarga tosh otgan yoki boshqa ulamolarga tosh otganlar, ularning kichkina xatosini deb ular din dushmani, ular aqli yerga yashadiganlar deyap turganlar. Nimaga bu taraflarga qaramaydi? Hamma olimda o'ziga yarasha kamchiligi bor, xatosi bor. Shuning uchun biz olimlarning xatolari kamchiliklari emas, yaxshi taraflari bilan shug'ullanishimiz kerak. Xatolar uchun Alloh kechirsin deymiz, ko'ramiz. Biz Ahmad bin Hanbal ibn Kasirni alomat qilmaymiz. Lekin o'zicha men Shofiyman deb, Hanbaliyman deb yoki Salafiyman deb Hanafiylarga tosh otib turganlarga biz rad qilamizki, zulm qilyaptilar. Harom ish qilishyapti. Joiz emas. Abu Hanifani xatosi yo'q demaymiz biz. Bor xatosi, chunki inson. Mana agar xatoni oqtaradigan bo'lsa, Ahmad bin Hanbalda ham xatosi bor. Sahobalarda ham xatosi bor. Joiz emas-ku o'tgan ulamolarning xatosini topib, ularni xatokor deb so'kib, malomat qilishlik joiz emas-ku, bu haromki bu. Va yana bir narsaki, demak, mutolani borligi kifoya qilmas ekan. Arabchani mukammal o'rganib olganingiz kifoya qilmas ekan. Siz arabchani yaxshi o'qib o'rgansiz, bilsiz, arabchada nihoyatda mutaxassis bo'lsiz, kitoblarda ko'rasizki, kitoblarda Ahmad bin Hanbal maqtalyapti. Juda katta muhaddis. Buxoriyning ustozi, ustozining ustozi, Imom Shofiyning shogirdi. Haqiqatan juda katta olim. U kishining musnadlari nihoyatda qiymatli kitob. Deganda ki, musnadni o'qiyapsiz, mana bu hadislar keldimi? Arabcha yaxshi-yu, lekin siz
İslam şer'i ilimlerini mükemmel okuyacağız yok. Şimdi mi? Bana bu hadislerde kabul kılmaz ki. Ahmet bin Hanbel'li oğlum rivayet kıyken bulsa, o kişi etken bulsa ben de megendim, oylarım oturamayın ki beni avant. Doğru ben doğrudan doğru deyiz. Ya ki mesela İbn-i Kesir, yüzekatte muhaddis, müştahid, mufti, muhaddis bugün oğlum, müfessir, allama, bunun ihtilafımız yok. Hürmet kılamız, üstazımız. Ve o kişide tafsir yiyen, cüde kıymetli tafsir, eseri tafsirle nasablanadı. Siz Arapçız ötkür, Arapçıya mahırsız. İbn-i Kesir'in faziletini, tafsirin faziletini okuyuz. Şöyle ki gende, İbn-i Kesir'in aleyh yapını okuyuz. İbn-i Kesir dedi ki, biz bu ruhatlar zatkınıyız, çünkü kişilerden sabit duygen. Belki biz bu ruhatlar ayette nasıl kıl yaptı, yani tahsis kıl yaptı. Diyaptı hani, etikad kılamız diyaptı da bu. İşte İbn-i Kesir bugün etikad kıyana kendi, keyin uyalmasından minberlerge çıkıp, yani katta katta mahallislerde adamlarge, harut marutlu, tuhmat kılıp, burasını akıgen, adam öldürgen, anay içgen. Dip, Kur'an'a zıt buygenler seni, Allah'a zıt buygenler seni, terkip verip yürüyoruz. Şunun için yani, dinden yapıştığı için, dinge davet kılıştığı için, dinde ürgenişliği için, dini mükemmel ürgeniş gerek. Arapçanın ürgeniş kifayakı mıydı? Bundan bir neçe yıl aldın, yani o vakitte tabii ki Suriye'de uruş buluştuğu için mi, çügeyem girmedi. Suriye'nin madrasasında bitirgen bir yiğit geldi. Yakşı yiğit, Arapçası mükemmel. 6-7 yıl okuyan. Güçlü bol hakikaten. Menge etti ki, biz bana vatanga xat yapıyoruz, dinge hizmet kılmaksızımız inşallah. Biz yine bana nasihat kılarsınız. Ben ettim, sizge nasihatim şu ki, muhim kitaplarda tekrar okuyun bu katta alımda alınır. Sen bunu hangi kız aldın? Düşünmedim, ne dediğiniz bu? Gördüm, ettim, sapı bu men dedim, ben Suriye'nin medreselerinin halatını bilemem. Siz, bir orta hadiste, şu Suriye'nin medresesinde 6-7 yıl dişi de, bir orta hadis kitabının baştan ahriyeçe tahkikini okudularız mı? Şimdi ders buldun mu? Yok. Akide'den en mühim kitaplardan buldun mu? Mesela Tahaviyya ki Fikr-ı Ekber Şahları buldun mu? Yok. Tafsirden buldun mu? Yok. En mühim mesela, en mühim bu yarısı şu olsa akide, tafsir, hadis. Üç arasından tahkik diyen halette ötmeyen bu sen. Siz bunları kendi okudunuz? Etti. Biz uzunuz ortamızda mutala kıldık. Peki meçhillerde umumi derslerine bağladık. Peki şeyhler icazet birisi için şerletme okuydu hadisi. Peki tefsirdi. Bir de şahit içinde bitirdi. Bir ayda, iki ayda, üç ayda. Ki aciz durakum deydi. Benim de ruvat kirlen deydi. Ki ruvat kibir orası kimsiz. Doğru musam doğru dedi. Şimdi siz İbn-i Kesir'de kendi kitabını bilirsiniz. Kendi kitap şu, şunu diye uluf kitabı. Kıymetli kitap, doğru, onun ihtilafımız yok. Siz, vatanınızda da siz İbn-i Kesir'de ne maçısı ayet orası da, nakıl kılı, doğru musam doğru. Hatta İbn-i Kesir'de ne işleyenler var ki? Küfür. İşensiz kafir bulasınız. Adamları görüyorsunuz, sizi iş engellemem kafir buladı. Yok öyle değil. Nahat gidiyorlar her şimdi. Akide-i Tahaviyyani şahı bana İbn-i Abdülaziz'deki, kendi bir şahını, halde mükemmel şahını. Doğru, benim mahdiyenim o şahdı, hatta güzel bir şah. Lekin içinde Ahl-ı Sünnet'e mutlaka zıt bölgen küfür akideleri var. Haberiz var mı? Yok. Yani çünkü işensiz sizden mi kafir bulasınız? Örgesiz, sizki işengenin şagirdlerinizden mi kafir bulasınız? Nahat gibiydi ha? Kimi açık kürseti verdim. Mutalası yakışık yok. Nerede okudu, hayran kaldı. Yani bu tarafı neyem etkenliğim için şunu yaptılar. Eğer uzun okusa şimdi kavuk kötü olmadı bu. İbn-i Kesir de kirtti, Tahavi de kirtti. Ben dedim ki, şunun için siz gittim, muhim kitaplarını bir yakşı şeyhten, yakşı alımda aldım, ürküzeyim dedim. Şunun için ettim, hapı olmayayım dedim bu. Bu ilimizge itirazmaz, siz için bu hakaretmez mi derse? Allah saklasın, biz demek ya siz hakaretlerimiz. Hakikati getirebiliriz sizge. Bunun da madreselerin haleti şunluyuk. Suriye'nin medresesi deyem, Mısır'da medresesi deyem, Saudiye'nin medresesi de bir ortasında Bukhari, Müslüm, Tirmizi baştan ahriyesi okuturum deyiz. Bir ortasında mühim bir tefsir baştan ahriyesi okuturum deyiz. Mühim bir akide kitabı baştan ahriyesi okuturum deyiz. Bir aşure kitabla, kiçkine kitapçıdan okuturum. Belki şeyhler kılıp leksiye şekilde ders ettiriyor, çıkıp oradı.
talabani o'ziga qo'ygan narsa. Siz bittikda masalani to'g'ri o'rganib olasiz, ularning bittikda masala emas, millionlarcha masala bor. Qolganiga keyin o'zingiz ijtihod qilishga majbur bo'lasiz. Har maqomga yo'rg'alashga majbur bo'lasiz. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-ku, har tarafga ketishga majbur bo'lasiz. Shunda qilib o'zingizdan darbadar odamlar bor. Bir kun u ko'chada, bir kun bu ko'chada, bir kun u tarafga, bir kun bu tarafga. Shuning uchun o'qinglar, har qanday kitobni o'qinglar. Odamlar ko'p so'raydi bizdan, falon kitobni o'qisak bo'ladimi? O'qiver. Hamma kitobni o'qi. Ammo o'sha kitobni o'qishdan oldin shuni o'qishga tayyor bo'l. Ana kitobni ichidagi to'g'risidan noto'g'risini ayirib ajratadigan holatga keling. Shunday bir salohiyat, shunday bir malaka hosil bo'lsin, keyin har qanday kitobni o'qing. Undan oldin joiz emas. Shu ahli sunnaning ichida yoki musulmonlarda kim adashgan bo'lsa, shu ilmini noqisligida adashgan. Shunaqangi zaif rivoyatlarga ishonib yoki oyat hadislarni noto'g'ri tarjima qilib, shunday qilib adashib ketgan ular. Siz ham ilmingiz mukammal bo'lmasa adashib ketasiz. Olim bo'lsangiz yo yaxshi bir olim bo'ling. Shuning uchun aytadi shallamuna kofirasdir. Tushundingizmi? To'g'ri aytadi ular. Yo bir yaxshi olim bo'ling yoki yaxshi olimga ergashing. Yaxshi olim bo'lganiga qadar ergashing. O'zingiz darro ijtihod qilaman demang. Ijtihod qilaman deb rasvo qilasiz har taraf. Mana Harut bilan Marut. U davomlari bor uni keyin. Bobur shahrida deyilyapti-ku. Bobur shahrida bir chuqur bormish. O'sha chuqurdan Harutdan Marutni oyog'ini osib qo'yganmish. O'sha yerda qiyomatgacha azoblanyapti ekanmish. Buni bitta xotin ko'ribdi ekanmish. Keyin borib aytib beribdi ekanmish. Buni Alloh taolo aytadiki, biz nimaga bir ko'chada o'tgan xotinning gapiga ishonib, u xotin kim, kim taniydi uni? Men Iroqqa borganda Bobur shahrida o'sha bir chuqurga kirdim. Ya'ni uning qissasi ham bor edi, masalan, bir xotinda eri yo'qolib qoldi ekan, erini yaxshi ko'rar ekan, oqtaribdi, topolmabdi. Keyin odam aytdiki, falon yerda bir jodugar bor, shundan borib so'ragan. Borib so'ragan ekan, jodugar aytdiki, bunga meni kuchim yetmadi, falon bir yerga borsin. Bir chuqur bor, chuqurda ikkita farishta oyog'ini osilib turibdi, ular Harutdan Marut. Ular sehrga juda usta, ular hammasini biladi. Shulardan so'ra, shular aytib beradi degan. Keyin borishibdi, boribdi ekan ular. Xotin yana aytibdiki, bular farishtalar, sen biz oldimizga kelma, sehrni o'rgansang kofir bo'lasan. Sen xotin aytibdiki, men erini topmasam bo'lmaydi, nima bo'lsa bo'lsin. Kechdi falon yerga bir borsang bir chuqur bor debdi, o'sha kelib bovul qilgin debdi. Keyin nimani ko'rsang, endi bizga aytasan debdi. Keyin xotin boribdi, kelibdi, bovul qildingmi? Nimani ko'rding? Hech narsani ko'rmadi. Ardani yolg'on gapirmay, bovul qilmabsan sen. Keyin boribdi, qarang, o'zi chetdan mag'lub edi, bovulni nima aloqasi bor edi. Keyin yana bordi, ikkinchi kuni kelibdi, bovul qildingmi? Qildik. Nimani ko'rding? Hech narsani ko'rmadim. Yolg'on gapirmaydi. Keyin uchinchi kuni boribdi, bovul qildi. Undan keyin ba'zi narsalarni ko'ribdi, keyin farishtalar ularga yo'l ko'rsatibdi, keyin erini topdi ekan keyin. Erini kuchli jinlar olib ketib qolgan ekanmish. Keyin shu xotin kelibdi Madinaga. Madinaga kelibdi, sahobalardan so'rabdi. Muhammad alayhissalom tirikmi, bir savol so'rayman, men shunday bir gunoh qilib qo'ydim. Erini topishlik uchun sehr qilib qo'ydim. Shu sahobalar aytdiki, Rasululloh vafot qilib ketdi, biz bu savolga javob berolmaymiz deb ekan. Keyin xotin xafa bo'lib qaytib ketdi ekan, fatvosiga javob topolmasdan. Shuni daryo qilishadi. Mana bu xotin ko'ribdi ekan, kechqurda. Deyishadi, Harutdan Marut hozir azoblanyapti. Dedi-ku, yuqoridagi kasir bu yerda. Buni ulamolar muhaqqiqlar aytadiki, u xotin kimsizlar ko'chada o'tgan xotinga, bir teshikka borib bovul qilgan xotinga ishonib, qanday qilib Qur'on oyatlariga zid bo'lgan narsani qabul qilasizlar? Nima degan gap bu? Bobur shahriga farishtalar tushdi, Allohning buyrug'ini bajarishdi va hech qanday gunoh qilmagan holatda yana ko'tarilib ketishdi. Shu masalani natijasi shu, Qur'on ham shuni ko'rsatyapti. Ular kelishdi, Allohning buyrug'ini bajardi, ko'tarilib ketdi, bas. Shunchalik oson narsa bu. Nima kerak bu shuncha gaplar, qarang. O'z gunoh hisoblanib, farishtalarga tuhmat qilib, iymondan chiqishdi. Nima keragi bor? Alloh aytayapti, "Va ma yuallimani min ahadin." Farishtalarni himoya qilyapti, qarang. Farishtalar hech kimga o'rgatmaydi. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Biz faqatgina
biz faqat kini imtihonmiz, imtihon uchun keldik, imtihon uchun sehrdir o'rgatyapmiz. Ali payg'ambar bilan sehrgarning farqini bilishlik uchun. Biz faqat kini fitnamiz, imtihonimiz kofir bo'lmagan deb aytishar edi. Keyin shunda ham kofirlikka rozi bo'lsa, kim o'rgatadi, bo'lsa o'rgatmasin. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ خَلِفَ shunday aytgandan keyin ham mana shunday ogohlantirishning orqasidan insonlar bu farishtalardan er bilan xotinining o'rtasini ajratadigan narsani o'rganishardi. Sehrga Alloh taolo bir misol keltiryapti. Sehrning turi ko'p. Va sehr Ahli sunnaga ko'ra haqdir. Sehrda ta'siri bor. Lekin faqatgina Allohning izni bilan bo'ladi. Hozir aytgandek, Alloh taolo o'zi aytgandek, "Va ma'hum bi dorina bihi min ahadin illa bi iznillah." Alloh izn bersa ta'sir qiladi, bo'lmasa ta'sir qilmaydi. Lekin Mu'tazila sehrni inkor qiladi, sehr yo'q narsa deydi. Biz ahli sunnada aytamizki, sehr bor narsa. Ammo sehrni o'rganish ham kofir, kufr o'rgatish ham kufr. O'rgatgan ham kofir bo'ladi, o'rgangan ham kofir bo'ladi. Buni Alloh taolo aytadi: "Fata'allamuna", o'rganadilar deydi. Yuqorida shaytonlar to'g'risida "Valakinna shayatina kafara yu'allimuna an-nasa sihra". Insonlarga sehrni o'rgatardi deydi. Demak, o'rganish ham, o'rgatish ham kufr ekan. Va aqidasini e'tibori yo'q. Ba'zi yaxshi niyatda o'rganishi mumkin, baribir kofir. Chunki Alloh taolo mutlaq aytadi, aqidasiga kirmayapti. Va shu sehrga Alloh taolo bir misol keltiryaptiki, erni xotinni o'rtasini ajratishlik. Sehrni turi ko'p. Qur'onning mukammalligini qarang. Hozirgi baxshilar, jinkashlar qiladigan ishi oilalarda buzishlik. Buni nima deydi? Sovutma deydi buni odamlar. Bir baxshi sovutma qiladi, boshqa baxshiga borasiz, isitma qiladi. Bittasi sizni sovutib qo'yadi, ikkinchisi isitib qo'yadi. Siz issiq sovuq bo'lib yuraverasiz. Darbadar bo'lib, xulosaga o'xshaydi. Tuzalmaysiz, hech qachon mu'tadil bo'lmaysiz. Bir qarasa sovuq, bir qarasa issiq bo'lib yuraverasiz. Tijoratda ular qilyapti, pul topishyapti ular. Keyin shu baxshilar aytadiki, biz hech narsa qilmayapmiz dedi, biz faqat isitma sovutma qilyapmiz. Buni nimasi sehr dedi, nimasi yomon dedi. Odamlar ko'pchiligi aytadiki, biz isitma sovutmayotgan xolos bo'ling. Xotin zotan eridan qutulolmayapti degan ekan, sovut degan, qutulib degan xotin eridan, nimasi yomon bo'ladi deydi, zulmdan qutqarib degan. Alloh shunday misol keltiryaptiki, mana baxshilarni masalasini hal qilyapti. Erda xotinni o'rtasini ajratadigan narsa deyapti. Shu ustida sovutmani kufr deyapti Alloh taolo. Qarang, fata'allamuna. Kabarada ham ko'rdilaringiz. O'sha yaxshi ko'rsatishlik uchun, yomon ko'rsatishlik uchun qilingan narsalar hammasi bu sehr kufrdir bular. Islomda yaxshi ko'rsatishlik uchun qiladigan amallar bor. Salom berishlik, hadya berishlik, xizmat qilishlik, tavozu qilishlik, tabassum qilishlik, shirin gapirishlik. Islomga amal qilsin, ham savob bo'ladi, ham shu muhabbat ham paydo bo'ladi. Lekin bunday xizmatlar qilinmaydi, sehr qilib muhabbatli qiladi. Ba'zilar kelin olishlik uchun deydi. Bir odamni bor qizini so'raydi, bermasa, darrov baxshiga yugurishadi. Qancha siz beramiz deydi. Xola, siz bitta mashina ham yangi Zaporoj hadya qilamiz. Shu palonchining qizini bizga istib bering deydi. Keyin u suf-kuf qilib, dam solib, ayni istib beradi. Yana borsa keyin, "Ey, xush keldingiz. Kechirasizlar, o'tgan safar bermadik, xato qildik. Mana qizimiz sizlarniki bo'lsin", deb ikki qo'llab topshirishadi. Qana sehr qilyapti. Bu kufr bu. Bu kelin olaman deb kofir bo'lishyapti. Yoki masalan bir qizga bittasi uylanmoqchi edi, boshqasi so'rab degan berishmoqchi, shu bermasin deb savutma qiladi. Bular hammasi kufr bular. Kofir bo'ladi. Qilgan ham kofir bo'ladi, qildirgan ham kofir bo'ladi. Alloh shuni aytayapti: "Fata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawjihi." Farishtalardan er bilan xotinning o'rtasini ajratadigan narsani o'rganishardi deyapti. Biz insonlarning ko'ziga kichkina ko'ringan narsaniki Alloh taolo kufr deyapti, ya'ni kattasini qo'yaveringan, boshqalari albatta kufrdir. Insonlarni jinni bo'lib qolsin deb, kasal bo'lib qolsin deb, o'lsin deb, shal bo'lsin deb, tijorat orqaga ketsin deb, sharmanda bo'lsin deb, xor bo'lsin deb qilayotgan sehrlar hammasi kufrdir.
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Şimdi, bana şu ayetten irhatın da ortasına ecet edigen, dişlikten anlatarak, sihrinin tesiri bağlıyını ispat kılıyordu. Şu ayette göre biz iman getiremiz ki, sihrinin tesiri bağlıyordu bir şeylerimiz. Allah ayeti yaptı çünkü. Mu'tezden rahat kılıyordu. Mu'tezden getiremiz ki, akiliz küfür. Çünkü Allah ayeti yaptı. Lakin, Mu'tezden dedi ki, biz bu rahat kılıyordu sebebi insanlar sihirden korkup Allah'a şirk getirmesin, sihir yerinden korkmasın diye yaptı dedi. Allah bunu hem davasını ayeti yaptı. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ Bu sihirgeller sihirden hiç kimye zarar veriyemez. Hiç kimye zarar veriyemez. Hani sınıf ailemi ediyordu. Bir darine diyordu. İstimrarge de Allah kısımdı. Kıyamet geçer mi hiç kimye zarar veriyemezdi. İlla biiznillah. Fakat yine Allah izin verse. Eğer her sihirgeller de etkeni bulursa sihirgeller köp fesat kıladı bunlar. Hemen kırıp da şeydi bunlar. Güzel rasva insanlar bunlar. Şeytan da dendeler de bunlar. Şeytan parasılar. Cin parası. Lakin biçarlarda köp sihirleri ötmeydi, tasar kımıyordu. Şunun için biçarlar yürüşüp düşümçeyip. Bulsam köp rasva alıp kıladılar. Allah diyor, Allah izin verse yine tasar kıladı, halas diyor. Bulsam zarar verişen miydi diyor. Şunun için sihir meselesi de biz sihirgelerden korkmuyduk. Eğer biz bir adam sihir kıyken bilse, Allah'a yalvarıyorduk, dua kılıyorduk, Kur'an okuyorduk, Allah şifa verirdi. Sihirgeller yukarıda etkenimizdik, şeytanların sözünü ve şeytanların yanılıştığı, şeytanlardan medet suresli kelimelerle sihir kılardı. Siz Allah'a yalvarıyorduk, Allah'ın kelamını Kur'an'da okusuyordu, Allah size şifa vermeydi mi? Kaysi kitap Kur'an'da karşısıya kele alırdı. Kiler miydi ki bu? Demek ki Kur'an okuyun dem sanayım. Bazen görürüz, tüpte tüzük Müslümanlar dedi ki, bir adam sihir kıyken olsa, onun ilacı fakat sihirgeriye barış gerek. Neydi? Caizmez bu gelmez. Şu sahada tecrübesi bugün, Kur'an hadiske, mahur bugün takvalı insan gibi siz başka yap. Lakin yine bir sihirgeriye barış gerek, yine caizmez. وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Ve onlar özlerine zarar veriyor, fayda vermediyor, nesiline öğrenediler diye yaptı Allah-u Teala. İnsanlar sihirlerini için şükürlenedi, tül tapıştığı için, avru tapıştığı için. Allah-u Teala diyordu ki, onlar özlerine zarar veriyor, nesiline öğreniyordu. Fayda vermediyor, nesiline öğreniyordu onlar. Böyle şey de onlar. Ve siz eğer şu vakit geçe dikkat kılmaken bu söz, bundan kim diye uyuyun, mahallinizdeki, şehrinizdeki sihirgerler. Falçılar, cinkeşler, bahşiler de ne uyuyun da hemen har bulup uyuyun. Hiç kalsınız izzette gitmeyin. Dünyada hem har bulurken ahirette hem har bulur. Allah ayeti yaptı bunu. Bazılarını siz bilmeyken bu işiniz mümkün. Bunu karındaşları bildirmesinden yaşırıp ayetmesinden kömürken bunu. Bu mesela öyle yaptırken de katlı har bulup uyuyunlar. Bütün sihirgeler cadıgarlar şimdi. Başında küçüğüydü. 100 milyar, 200 milyar dolar pulu buladı. Nangalama üyelerde yaşaydı. En ağır gibi modern Mercedes'lerde minim yürüyordu. Çünkü Türkiye'de yaptı da, ahmaklardan topla yaptı. Aldı Resulullah. Lakin har buladı, dünyada hem ahiretde hem. وَلَقَدْ عَلِيمُوا فَقَسَمْ كِي دِيَبْتَ اللّٰهُ تَعَلَى Hakikaten uzları bilişti onlar. Kimi ki sihirde satı olsa, onun ki ahirette hiç kendi nasibe yokluğunu bilişti. Bilip durup kıldı onlar. Ve özlerine satıp gelmeseler, kendi hem yavan buldu. Levkâv yâlamın, kendi bilseler idi bunu. Yani bilişe değil, bilmeyen gelişi yaptılar. Hanık bilseydi, kımasıydı. 103. ayet. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْكَوْ يَعْلَمُونَ Eğer onlar iman kiltirgenleri de ve takva kıyanları deydi, Allah'ın huzurundan bugün sevap yaşırak idi. Eğer beledigen bulsalar. Süüti etiyatıyla tafsirde وَلَوْ أَنَّهُمْ اَيَلْ يَهُودُ Eğer onlar, yani Yahudlar Yahudlar diye biz Yahudlar doğrusu böyle yapıyor. Öyle ki kıyamet geçer. Kimi ki sihirle şugurlansa hemen yetek işli. اَمَنُوا بِالنَّب۪ي وَالْقُرْآنِ اُلَرْ تَيْغَمْبَرْجَ وَقُرْآنِ اِمَنْ كِلْدِسْكَنْ dedi. وَاتَّقُوا اِقَابَ اللّٰهِ بِتَرْكِ مَعَس۪يهِ كَالسِّحْرِ Ki onlar sihir yokşayan günahları terk edip Allah'ın azabından korkanlar dedi.
va javob lav mahzufun. Bu lavning javobi hazf qilingan. Ay la usibu albatta ularga savob berilardi degan javob hazf qilingan. Dalla alayhi la masubatu. La masubatu degan kalima o'sha savob berilardir degan kalimaga dalolat qilyapti. Masubatun savob degani va huwa mubtada va lam fihi lil qasam. La masubatu mubtadadir, lam ertagi qasamdir. Qasam uchundir. Qasamki Allohning huzurida bu savob yaxshiroqdir. Min indillahi khayrun khabaruhu. Ya'ni Allohning huzuridan bo'lgan narsa yaxshiroqdir degansa xabar bo'layapti mubtadoga. Nimadan ko'ra yaxshiroq? Min masharobihi anfusahum. Ya'ni o'zlariga sotib olgan sehrdan ko'ra yaxshiroq edi. Law kanu ya'lamuna annahu khayrun lama atharuhu alayhi. Agar ular Allohning huzuridagi savob sehrdan yaxshi bo'lganligini bilganlarida edi, ular hech qachon sehrni savobdan isor qilmasdi, afzal deb bilishmas edi. Mana yana shu sehrga tegishli bo'lyapti. Alloh taolo aytayaptiki, yahudlarni va qiyomatgacha keladigan butun sehr bilan shug'ullanadigan sehrgarlar, jodugarlar, baxshilar, folchilar, jinchilar, shularda ham aytayaptiki, ular iymon keltirganda edi, ular kofirki ular. Iymon keltirish kerak, tavba qilish kerak, butun sehrni tark qilsin va taqvo qilishsa, Allohdan qo'rqsa, Qur'on hadisga amal qilsa, Allohning huzuridan bo'lgan savob ular uchun yaxshiroq edi. Ya'ni hamma inson baxtli bo'lish xohlaydi, boy bo'lish xohlaydi, obro'li bo'lish xohlaydi. Qur'on hadisga amal qilsa bo'ladi bular hammasi. Eng mukammal holatda bo'ladi. Law karu ya'lamun. Qani edi bilsalar edi ular. Lekin bilmasdan o'zlariga zulm qilyaptilar. Bilmasligi qanday? Bilmaganga olyapti, ya'ni. Bilishadi-yu, bilmaganga olyapti. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni bu marazlardan saqlasin.